Borular mı? Hmm. Patlamış mı? Komutanım ben başka bir şey konuşacaktım. Kısa mı? Evet. Hı. Bana kızgınsınız değil mi komutanım? Hepimizin iyi niyetini suistimal ettin Seyfi. Özellikle de Levent Üsteğmen'in. Komutanım. Durumu biliyorsunuz. Hepinizin durumunu biliyorum Seyfi. Senin durumunu biliyorum. Hamza'nın durumunu biliyorum. Tosun'un sıkıntılarını biliyorum. Ali'nin ailevi meselelerinin olduğunu biliyorum. Ve elimden geldiğince hepinize yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama bu dertler askeri kuralları ihlal etmesi için kimseye ayrıcalık sağlamıyor. Haklısınız komutanım. Ben sadece özür dilemek istemiştim. Askerlikte işler özür dilemekle olmuyor Seyfi. Bu kez dosya hazırlanacak. Bu işin askeri mahkemesi var. Cezası var. Neyse, hadi bakalım. Sana kolay gelsin. Sağ olun komutanım. Girebilir miyim? Gel. Ama Suzi'yi de Seyfi'yi de görmedim. Ben zaten seni görmeye gelmiştim. Bir şey mi isteyecektin? Ya aslında evet. Ama zaten seninle uzun zamandır konuşmayı düşünüyordum. Boş ver. Ne istiyorsun onu söyle. Mehmet, saçmalamayı kesmeni istiyorum. Tamam, peki. Bak, Seyfi senin arkadaşın olduğu kadar benim de arkadaşım ve daha fazlası değil. Ve şu an arkadaşımızın yardıma ihtiyacı var. Bir yarışma var. Ona katılacak. Kimlik fotokopisi gerekiyor. Heh, bu arada ödül 3.000 dolar. Ne? 3.000 dolar mı? Kimlik fotokopisi zaten var da başka bir şey lazım mı? Bir de imzası gerekiyor. Bu akşam gönderirsem anca yetişir. İmzaya bir bahane bulurum. Mehmet, bu arada en azından sonuçlar açıklanana kadar aramızda kalsın. Bilmesini istemiyorum çünkü. Hayal kırıklığına uğrayıp. Üzülmesinden korkuyorsun değil mi? Bittim abicim ben, bittim. Vay işte. Eski patronum da burada. Nasılsın? Hiç. Öyle bir dolanıyordum. Mehmet'i gördüm, uğrayayım dedim. Hah, Seyfi seni yakalamışken güzel kardeşim. Şuraya bir imza atar mısın? Niye oğlum şimdi boş kağıda? Vallahi Levent Üsteğmen istedi. Onun işi belli mi olur abi? At işte. Allah Allah. Mahkeme dosyasıyla falan mı ilgili? Yok abicim, bu Levent Üsteğmen beni kesin affetmeyecek, verecek mahkemeye. Bitmez abicim benim bu askerliğim. Bitmez! Ben Capitano Levante'nin ters tarafına denk geldim. Cezayı al, parasız kal. Oh! Lan batsın bu dünya be! Hadi ben kaçtım. Görüşürüz, hoşça kalın. Bay bay. Görüyorsun değil mi? Bütün dostlarım da terk etti gitti beni. Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. Yok daha neler, acıların seyfosu. İyileşmezler bacağım. Ben o kadar uğraşıyorum, sen bir yürüyüşünü bile yapmıyorsun. Yok yok, yaptım. Yaptım, şimdi dinleniyordum. Beni alakadar etmez. Ben hemşirelik görevimi yerine getiriyorum. Sporcu olan sensin. İster yap, ister yapma. Yaptım diyorum ya. Allah Allah. Lan bu da ayrı bir cins çıktı ha. Evet. Ya babacan, vallahi senin de işin zor ha. Şey diyorum be, işte bu kadınlar çapkınlık meseleleri filan ha. Ama vallahi saygı duymak lazım. Yani misal benim işte Liz var. Ben de ona bir hediye alacağım inşallah. Ayıp söylemez. Ama ne alacağını bilmiyorsun. Ne alayım be? Sen bilirsin ha. Yani diyorum ki böyle çam sakızı, Noel armağanı bir şey. Bak şimdi. Gel. Senin durumun çapkınlık değil baba. O yüzden pahalı hediye falan işlemez. Sen kalbinden gelen bir şey vermen lazım. Ha, anladım ben. Yok öyle kalpten falan olmuyor işte. Kaza diyorsun değil mi? Yok yok ya. Diyorum ki bak böyle duygulu bir şeyler olsun ha. Yani misal belki görülebilir. Ha duyulabilir. Ne bileyim işte be.
Ya bir şey de bana be. Senin işin zor baba. Ya tek taş yüzük ya papatya. Gel çay ısmarlayayım sana. Yok ben şeye gideceğim. Kartopunun yanına. Ya çocuk tadilat yapıyor. Yazık, karanlıkta bir yer. Ha, Ali anlattı. Orada biri mi ölmüşmüş? Birine bir şey mi olmuşmuş? Şehit mi düştü dedi. Koma falan dedi. Sonra bir ara yatır dedi. Allah Allah. Nasıl be? Şeyden, Kurtuluş Savaşı'ndan falan mı kalmış acaba ha? Öyle bir şey işte. Hadi görüşürüz. Oh, huylandırdı ha. Bak, burayı sıvarken şunu biraz daha yatay tuttum. Daha pürüzsüz oldu. Hmm. Evet, evet. Ulan değme ustalara taş çıkarırız vallahi. Ben de şey sandıydım. Ben de o sandıydım. Değilmiş şükür. Allah'ını seversen Hamza abi, Allah'ım ya Rabbim ya. Ne oldu lan? Ben de ne sandıydım? Oh. Amma kasvetli yermiş burası be. Duvarları boyayınca buralar mis gibi olacak Arıza Bey. Vallahi boyasanız da ben pek haz etmedim buradan be. He? Bak o şeyden sonra. He? Ana! Sen de mi duydun Arıza abi? Hay, beyni pekmez gibi akmış. Hmm, o galiba. Şehit düşmüş. Büyük taarruzda mı acaba? Vallahi babacanlar. Şimdi o kadarını ben de tam bilemiyorum. Ferit'e de birileri anlatmış. Çok muamma, karışıkmış. Sen büyüksün ya Rabbi. Ne oldu be? Abi. Ha? Sabahtan elimi yüzümü yıkarım diye suyundan avlu getirmiştim. Su bitmiş, avlu gitmiş mi? Yapma, yapma kartopu varımı. Kek! Tamam, tamam komutanım. Korkmayın benim. Yani korkmayın, sizsiniz. Tamam, korkmayalım, biziz. Komutanım, biz sizi şehit sandık. Yani onun ruhu sandık. Burası onun yatırı sayılabilir. Ne ruhu? Ne yatırı? Ha, yok komutanım yok. Korkacak bir şey yok. Hani ben öyle olabilir mi belki acaba diye şey ettim. Yok bir şey. Var bir şey. Neyse. Siz devam edin arkadaşlar. Ben zaten öylesine bir bakmaya gelmiştim. Aman be Hamza abi. Epi bizi korkuttun be ya. Aman babacığım be. Siz de yarışın çocuk için. Ne korkuyor? Korkacak. Ne? Oldu. Oldu. Ben kaçtım. Abi. Oldu. Ben kaçtım babacığımla. Tosun. Efendim. Yabancım da dur evde. Tamam.